Merhabalar. Viral Spor yeni bir uygulama başlatıyor. Bu tür videolarla, güncel konularla karşınızda olacağız. Bugün konumuz Türk futbolunun asırlık çınarı Ankara Gücü. Ben Orhan Karada, deneyimli gazeteci arkadaşım Metin Erdem ve analizleriyle ünlü Engin Atanaz'la birlikte Ankara Gücü'nü konuşacağız. Metin Erdem, Ankara Gücü'nü en yakından takip eden gazetecilerin başında geliyorsun. Ankara Gücü'nde gündemde neler var, neler olacak? Transfer yasağını ne zaman kaldırabilecekler? Teknik direktörlerini ne zaman açıklayabilecekler? Ankara Gücü'nün biliyorsunuz yakın zamanda bir seçim oldu. Mehmet Yener tek başına seçime katıldı ve kazandı. Yani zaten beklenen de bu şekildeydi. Bundan sonra artık öncelikle Ankara Gücü'nün hedeflediği transfer yasağını kaldırıp bir an önce transfere başlamak. Bunun için de bir Ankara Gücü banka yapılandırmasını bekliyor. Bildiğiniz gibi üç büyük kulüpler bunları banka yapılandırmasını bazıları yaptı. Trabzonspor yaptı, Beşiktaş yaptı. Ankara Gücü başkanı bunu bekliyor transfer yasağını kaldırmak için. Daha önce teknik direktör bir eksiği var. Ankara Gücü mutlaka bunu bulması gerekiyor. 5-6 teknik direktörle görüşüyorum diyordu. Ama dün yaptığı bir açıklamayla Aykan Atik'le devam edeceğini söyledi. Onun da Aykan Atik'i de Engin istersen değerlendirsin. O zaman Engin'e dönelim. Engin Atanaz analizleriyle ünlü, teknik direktörlerin çok yakından ve ilgiyle takip ettikleri, büyük bir kitlenin izlediği bir arkadaşımız. Engin Atanaz, Ankara Gücü'nü konuşmadan önce sen kendinden bahseder misin? Futbola nasıl bulaştın? Tabii ki. Ben 8 senedir bir kendim amatör spor kulüpleriyle birlikte futbol oynuyordum. Arkadaşlarımızla belli bir antrenörlük üzerinden de belli bir sohbetlerimiz oluyordu tabii. Bu okul etrafında, normal gündem hayatta. Ondan sonra ben dedim bu işi futbol oyundan değil bir tık üstünden nasıl yapabilirim tarzında oldu. Kendimi 8 yıl, 9 yıl civarında falan bu şekilde kendimi atmayı düşündüm. Hani tabii daha çok gençtim o sıra hani 14-15 yaşında. Ama nasıl kendimi geliştirebilirim diye araştırdım, ettim falan derken tam bu gündeme aslında tam pişmeye başlarken bu şekilde Türkiye'ye yaygınlaşmaya başlarken analiz yazıları, analizler o sıra tam istediğimiz gibi oldu. Ondan sonra 8 yıl boyunca ben analiz üzerine eğitimler aldım, sertifikalar almaya çalıştım. Sertifikaların nerelerden? Bir İngiltere'den var, DFA Talent sertifikam var. Ondan sonra kendim üniversite, tabii başka bölüm okuyordum ama üniversite derslerine katılmaya özen gösterdim Ankara'da ve bizim kendi okulumuzu, kendi BESO eğitimlerine katılmaya çalıştım. Hocalar teşekkür ederim buradan tekrar. İzin verdiler ve ben bunu elden geldikçe de başarmaya çalıştım. Şu anda zaten hani bildiğiniz gibi insanların dikkatini çeken bir yazılarım oluyor. Biz Engin Atanaz'ı zaten biliyorduk. Onun için Viral Spor'un sayfalarında çok okunan yazıları mevcut. İzleyenlerimiz de Engin Atanaz'ı daha iyi tanısın diye bu konuya girdik. Şimdi Engin Atanaz'a Ankara Gücü'nün nerelere, hangi mevkilerde oyunculara ihtiyacı var onu soruyorum. Şimdi aslında Ankara Gücü'nün stoper tandemi ve sağ bek sol bek tandemi. Sol bekte şimdi Pinto ile anlaştığımızı düşünürsek bir yedek sol bek yaptıktan sonra tamamen defans hattı tamamlanacak. Hani hiçbir aslında çok büyük, geçen seneye göre tamamen aynı bir kadroyla çıkacak. Ama kaleye bir Süper Lig tecrübesi olan mesela Karca Marskas tam da güzel bir tecrübe şekilde kullandığımız şekilde o kullanılabilir. Ya da Erzurumspor'un Sehiç şimdi Kayserispor'a gittiydi sanırım. Ama burada Ankara Gücü'nün tam bir Süper Lig tecrübesi olan bir kaleciye ihtiyacı var. Çünkü Korcan'ın geçen seneki maçlarını düşündüğümüz itibariyle Korcan bazı maçlarda istenilen performans tam olarak verilmedi. Hatalı goller ve hatalı kurtarışlar sayesinde çünkü topları sektirmesiyle. Ön libero'da bir ihtiyaç var. Şimdi Fatih ile anlaşıldı ama şimdi Fatih ve Sedat tandemi ondan sonra bunların Kantoros'u da geriye çekmeyi düşündüğümüzde eksikleri yerine çıkıyor. Kantoros'u 10 numarada kullanarak ve arkada top çıkaracak Josie tarzı bir oyuncu, iki yönlü oyuncular gerekiyor. Sağ kanatlarda, sol kanatlarda ihtiyacı var Ankara Gücü'nün. Sol kanatta veyahut da sağ kanatta bir Olcay Şahan tercihi olabilir. Çünkü Olcay Şahan'la Sakon'un gitgelleri birleştirildiğinde aslında aynı o kısımlarda aynı tarzda oluyor. Tabii hücum yönünde Olcay Şahan o kadar da Sakon kadar etkili olmasa da
Olcay Şahan tercihi olabilir bu sene Ankara gücünde düşünülürse tabii ki de. Forvet'te şimdi yedeklerde Sadio var. Bence Sadio istenilen performansı bu sene de veremeyeceğini düşünüyorum. Ama Sadio yerine belki yeni bir oyuncu da alınabilir. Türk olabilir, Ömer Şişmanoğlu gibi şu an boşta isimler bunlar. Orta sahada Musa Çağıran, Umar Aminu isimleri Twitter'da gündemde ama Musa Çağıran'ın Türkiye'deki ön numara kısmında yeterli görevi verebiliyor. Ama biz yüksekleri oynamak istiyorsa Ankara gücü, Musa Çağıran yerine daha farklı bir isimlere yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Konsantrasyon olsun, farklı bir şekilde olsun. Sol kanatta ise aslında Türkiye'de çok fazla şey yok. Açıkta sözleşmesi olan oyuncular yok. Zaten gündemde olan ise şu, hani Ankara gücünün yabancı bir şekilde bir oyuncuları düşündükleri sol kanat tarzında. Bunları tamamladıktan sonra Ankara gücü olabilir aslında ve 10 numaraya bir yedek ihtiyacı tamamıyla gerçekleştirilmesi gerekir. Metin Erdem, Ankara gücü şu aşamada transfer yasağını kaldırmayabilir mi? Devre arasına kadar idare edelim diyebilir mi? Benim öngörüm de o şekilde olacak. Yani banka yapılandırılması süreç isteyen bir konu ve şurada transfer yasağı, biliyorsunuz transfer dönemi Eylül ayında kapanacak. Yani bir ay içerisinde biraz zor. Ama ya o kadar çok söylenti var ki, biraz önce Engin'le konuşuyorduk. Ankara gücünün transfer yasağını kaldırdığı ama bunu açıklamadığı bile söyleniyor. Tam olarak bilmiyoruz ama şimdi Ankara gücünün aslında hiç, yani bir sadece başkan dışında ve Seyit Ali Doğan var, genel müdürü. Onun dışında Ankara gücünün mali yapısıyla ilgili kimse bir şey bilmiyor. Hani yönetim kurulu üyeleriyle konuşuyoruz, hiçbirisi mali yapıyı bilmiyor. Haber de sızmıyor. Haber de sızmıyor. Böyle olunca sadece başkanın söylediklerinden yola çıkma, ona güvenmek durumundayız. Başkanın söylediği şu an için transfer yasağının anladığım kadarıyla biraz zor. Yani sadece yapılandırma gerekiyor. Yapılandırma da bir aya biraz zor yetişir gibi geliyor bana. Ekleyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yani şöyle, ben biraz önce kadro konuşuyorduk. Engin'i ondan merak ediyorum. Engin'e sormak istiyorum. Şimdi transfer yasağı kalkmazsa, sen bazı isimler verdin ama bunlar hep transfer yasağının kalkması durumunda olacak isimler. Kaleci mesela. Yani transfer yasağı kalkmazsa tek alternatif Hof. Yani Hof durumu nedir, son durumu, boşta mı, yani takip ettiğinde. İkincisi, Ankara gücünün acil ihtiyacı kanatlar. Yani transfer yasağı kalkmazsa takım içinde nasıl bu çözümü bulacak Aykan Atik? O konuda senin tecrübelerine yararlanmak isterim. Şöyle bir sistem olabilir. Hof hala boştaydı. Hiç kimseyle anlaşmadı. Hof tekrar gelebilir mi? Tabii bu yönetime bağlı. Ama gelirse gerçekten geçen sene ilk oynadığı maçlarda ilk kaleciler arasında yer alan, Altay gibi yer alan bir kaleciydi. Gelirse gerçekten de çok tecrübeli bir Süper Lig tecrübesi olur. Gerçekten de Ankara gücünün bu sene belki kaleci ihtiyacı karşılanabilecek seviyeye düşer. Ama bu saatten sonra hani dediğiniz gibi transfer yasağı açılmazsa o ön libero mevzusunda şu an Fatih ve Sedat, yani Sedat'ın yaşı gereğiyle bu seneyi ilk yarı belki kaldıramaz. Full 90 dakikaları kaldıramaz. Bu şekilde bir sıkıntılar olabilir ama burada tabii Ender Aygören gibi bir genç oyuncumuz var. Bunları kullanmak zorunda kalacak. Tabii bunların performansı hazırlık maçlarında oynamadı insanlar. Hani bunları görmedi, nasıl olduğunu bilmiyor. Hani çoğu kişi, dikkatli takip eden kişiler biliyor sadece. Ender Aygören'in performansı aslında yeterli sayılabilecek kadar geçerli şekilde ama kanatlarda kimler oynatır? Bu şekilde açılmazsa Kitsuyu ya da Cebrail'i sağ kanata geçirip belki Gürbüz Genç Yetenek ismini Anzalık maçlarında çok öne çıktı. Sol kanata bir şekilde bunu oynatabilir. Ama yedeklerinde İlhan'ı da koyabilir. Başka yedek olarak da oynatabilir. Aslında alternatifleri var ama insanların sadece isimlere güvenmesi gerekiyor. İsimleri, çünkü bu futbol camiasına tamamen isim geçiyor. Hani insanın nasıl oynadığı, nasıl ettiği kimse bilmez. Mesela N'Golo Kante var. Ön libero olarak. N'Golo Kante'nin oyun tarzı çok dünyada sadece bilinmez. Hani dünya futbolu olarak. Ama baktığımız zaman tek bilinen isim Messi, Cristiano Ronaldo olur. Bundan dolayı da isimlere bakmamak, isimlerin oynayış tarzına bakmak gerekir. Evet, Ankara gücünü konuştuk. Görüşmek üzere.